Şimdi bu Mekanın Sahibi klibine bir göz atalım beraberce. Kraldan kaçın. Sülalen için. Hıdıdı al. Evet, dünya ölçeğinde bir iş olmuş. Tebrik ederim seni. Çok güzel. Bu kadar çok izlenmesi de tabii ki hak ettiği bir şey bu. Klibin. Aslında daha bir çocuksu bir şey sormak istiyorum izin verirsen. Yani buyur kesinlikle abi. Kafa bulmak için filan değil. Tuncer'cığım sen de herhalde merak ediyorsundur. Değil mi? Ben rock mekanlarda, rock barlarda büyümüş çocuklarız. Değil mi biz? Bütün yani ilk gençliğimizde, sonraki gençliğimizde, ondan sonra gelen gençliğimizde ve ondan sonra gelen çeşitli gençlik dönemlerimizde böyle yaptık. Mesela bana sorarsan yani şimdi bu burada kadınlar ve erkekler var. Sen yakışıklı bir adamsın. Tamam, şortlu olabilirsin. Yani ben hiçbir zaman şortlu olarak yakışıklı olduğumu düşünmedim. Ben genelde şortluyken daha çok sincapa benzetiyorum kendimi. Ve bir sincap gibi sokağa çıkıyorum ama hava sıcak falan filan. Genelde yani uzun bir yani bileklerime kadar inen herhangi bir pantolonum olmazsa kendimi sincap olarak değerlendiriyorum. Ama mesela sen rahatsın, bu kültürü yansıtıyorsun ve İnanılmaz bacaklarınla burada stüdyoda oturabiliyorsun. Benim bildiğim cool, cazibesi olan erkek örnekse göstereyim sana. Yani ben hep şu çocuk oldum. Ya ben şöyle duruyorum hafif karanlıkta ve rüzgar saçlarımı şey yapıyor, uçuruyor ve duruyorum ve işte o kadın yaklaşıyor ve bana diyor ki ne o? İçine kapanık bir çocuksun galiba. Neyin var? Merak ettim seni falan diyor. Ben de orada ona işte çeşitli insanlar gibi, şimdi dizilerden sevdiğiniz insanlar var ya işte Timuçin Esen falan filan gibiler. Yok ya bir şey, dalmış gitmişim herhalde. Anlayamadım. Yani yalnızım. Falan filan diyorum. Mesela benim bildiğim şey bu. Ha? Yani tavır olarak hey falan diye bir şey yapmıyorum. Yani çünkü böyle yaptığım takdirde seksi olacağımı düşünmüyorum. Ya da mesela şöyle yapmışımdır. Ya şöyle oturmam genelde. Yani böyle bir şeyim yok. Böyle oturan adamlardan da nefret ederim. Yani böyle jinekolojide gibi. Ondan sonra ama yani şöyle oturmuşumdur mesela. İşte otururum. Ne kadar çirkin olsam da şey olsam da böyle otururum ve birisi yaklaşır. Ah meh sen misin? Meh biraz yalnız kalmak istedim de falan filan diye bir şey. Ama siz hepiniz şusunuz. Busunuz ya. Ve kızlar da şu. Şimdi sen bunları yaparken ve kız sürekli böyle yaparken nasıl sevişmeye gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani eve gidince başka bir şeye dönüşüyor musunuz? Mesela bütün kızlar bu. Dünyadaki kliplerde bu. Bizdeki kliplerde bu. Kadınlar farklı, hiçbir şey yapmıyor. Bir de twerk var. Twerk abi aynen. O twerk ama sizinle ilgili değil o. Var mı sizde? Yok. Yok biz kullanmıyoruz. Rap'te yok. Yani bir yere dayanıp... O sizde yok. Türkçe rap'te sizde yok abi. Sizde genelde şu var. Yani parçanın şeyi ne olursa olsun şunu yaptığın zaman bir kız da bunu çek, herhangi bir klibe koyabilirsin. Yani zaten aynı BPM'le gidiyor değil mi hepsi? 90. Hı hı. 90'la gidiyor. Yani değişiyor abi o. Şu 90'da şunu yapıyor. Ya şarkısını kızlar öyle sürekli bunu yapıyor. Adamlar sürekli falan yapıyor. Ve sonra eve gidince ne yapıyorsunuz? Hı hı. Çünkü böyle insanların eve gidince benim yaptığımı yapmalarına imkan yok. Çok farklı gidiyoruz eve. Yani... Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Peki başka bir şey var. Sen aslında bütün bu sembollere de karşısın değil mi? Yani tabii. Arabalar, araba jantları. Yok abi hani karşı ol... Ben karşı değilim tabii ki de. Yani hip hop kültürünün içerisinde dediğim gibi nesneleştirme yani şey vardır. Mesela, günümüz rapçilerinin yaşam tarzları, şarkı söyleyişleri, şarkı konuları, popüler kültürün etkisinde kalmalarına yaptığın göndermeler. Hı hı. Evet ama bir... Yine de hani uluslararası ya da evrensel normlarda bir rap klibi çekiyorsun. Yani aynı araba, hı hı, aynı kızlar. Doğru söylüyorsun abi. Ve şimdi hareketler. Klipte ilk 1,5 dakika sarkastik bir şeyler yazdım. Yani ben onları taklit ettim aslına bakarsan. Bravo. Aslında gönderme yani var ve oradan gönderme. Şöyle bir şey yapmak istedim. Ben ayna olmak istedim. Ayna görevi olmak istedim. Ve insanlar orada gördükleri şeyi bir saniye ya biz bunları mı dinliyorduk? Bu tarz şeyler mi yapıyorduk deyip bir anda silkelenip kendilerine geldiler. Hani ben ekstra bir şey yapmadım aslına bakarsanız hani. Sadece busunuz deyip aynayı gösterdim, onları tuttum. Ve zaten bundan müzdarip o kadar geniş bir kitle vardı ki. Ya eleştirim haklı olmasaydı zaten bu kitle benim yanımda olmazdı.